Erkekler bir kadını sakinken daha çok sever. Erkekler de temiz ve mutlu bir ruh halindeyken kadınları daha çekici buluyor. Psikolojiye göre bir kadın cinsel ilişkiden en çok sabahları zevk alır. Yani kadın sabah ilişkiye girdiğinde çabuk doyuma ulaşır. Çoğu kadının sabahları seks yapmayı tercih etmesinin nedeni budur. Arkadaşlar, psikolojiye göre bir kadın bir erkek kolayca ilgi duyar ve kadına saygı duyan erkekleri sevmeye başlar. Bir kadın, kadınlara daha fazla saygı duyan bir erkeğe kısa sürede ilgi duyar. Psikoloji, bir kadının adet günlerinde çok fazla cinsel ilişki hissettiğini söylüyor. Çünkü kadınlarda bir hafta sonra doğurganlık artar. Bu dönem kadının cinsel ilişki isteğinin de arttığı dönemdir. Arkadaşlar, bir kadının bir erkeğin vücudunun en çok hangi bölgesini beğendiğini biliyor musunuz? Bir araştırmaya göre kadınlar sakallı erkekleri tercih ediyor. Journal of Evolutionary Biology araştırmasıyla ortaya çıktı. Arkadaşlar, psikologlar, bir kadının vücudundaki en pürüzsüz yerin vajina olduğunu söylüyor. Vajina, güzelliğinin ve sağlığının simgesi olan çok hassas ve güzel bir yerdir. Vajinal cilt çok yumuşaktır ve kolayca parlar, bu da onu son derece keyifli kılar. Arkadaşlar, kadın vücudunun hangi bölgesinin en güçlü olduğunu biliyor musunuz? Psikolojiye göre bir kadının uyluk kemiği en güçlü kemiğidir. Tıp bilimine göre, uyluk kemiğinin uyluk kemiği kadın vücudunun en güçlü kısmı olarak kabul edilir. Ancak ilişki sırasında penis kadınların vajinasına girdiğinde vajinanın iç kısmı en güçlü hale gelir. Psikolojiye göre, sahtekar bir erkeğin küçük bir dikkatsizliği nedeniyle, karısı erkek olmayanlara ilgi duyar bir kadının erkek olmayan biriyle ilişki yaşamasının birçok nedeni olabilir. Kadınların arzularının yerine getirilememesi, kocanın karısının cinsel isteklerini tatmin edememesi, düşük gelir ve lüks bir hayat yaşayamama gibi birçok kadın dışarıda başka bir erkekle ilişki geliştirmeye hazırdır arkadaşlar, psikologlar, büyük göğüslü kadınların hormonal temsil eden büyük göğüslere sahip olduğunu, ergenlik döneminde kadınların östrojen arttığı için göğüslerini geliştirdiğini söylüyor. Hamilelik ve süt üretimi de hormonal değişiklikler nedeniyle meme büyümesine neden olabilir. Bir kadının sorusu, erkekler neden diğer kadınları sevmeye başlar ve eşlerine ilgi göstermezler? Arkadaşlar, Psikoloji çoğu zaman bir erkeğin karısıyla olan ilişkisinde doyumsuzluktan dolayı fiziksel doyum alamadığını söylüyor. Böyle bir durumda içsel arzularını gerçekleştirmek için başka kadınları sevmeye başlarlar. Psikolojiye göre birçok kadın bir kadının göğsüne basmanın kadının meme boyutunu büyüttüğüne inanır. Ama bu hiç de öyle değil. Kadınların göğüsleri basılarak büyümez. Hormonlar meme büyümesinin nedeni olabilir. Bu nedenle partneriniz göğsünüze masaj yapmak isterse, bunu yapmasına izin vermekten çekinmeyin çünkü bunu yapmak göğüslerinizin boyutunu büyütmeyecektir. Ayrıca günlük seks kadınların göğüslerinin boyutunu değiştirmez. Göğüs büyüklüğü gelişimi, bir kadın ergenlik çağındayken başlar ve hormon seviyeleri değişir. Arkadaşlar, kızların da erkekler gibi saf olmayan düşünceleri olduğunu biliyor muydunuz? Evet, çünkü kızların beyinleri erkeklerinkiyle aynı şekilde çalışır. Çünkü hepsi hormonal değişikliklere bağlıdır. Psikolojiye göre sürekli başka erkekleri cezbetmekle meşgul olan bir kadın kendi evlilik hayatını da etkiler. Çünkü kocası bunu öğrenince kocasının önünde kükremekle kalmaz, evini de yerle bir eder. Psikologlar kadınların ilk kez fiziksel ilişkiye girdiklerinde onlarda pek çok değişiklik olduğunu söylüyor. İlk kez seks yaptıktan sonra kadının vücudunda birçok hormonun üretimi başlar, oksitosin hormonu seviyesi artmaya başlar. Bu da bir kadını zihinsel olarak sakin ve mutlu tutar.